Bir haftayı da yavaş yavaş tamamlamak üzereyiz. Açık Oturum'da her cuma akşamı olduğu gibi birbirinden kıymetli isimlerle yine yerimizi aldık STV ekranlarında. Sevgili İsmail Akkıcı Velekler, sevgili Murat Aslan ve sevgili Emre Genç efendim program paydaşlarımız. Bendeniz Soner Yüksel'le birlikte Eskişehir gündeminde birkaç gündür öne çıkan başlıklardan biriyle başlayacağız programımıza. KYK yurdunda bildiğiniz gibi pazartesi günü ilginç ve alışık olmadığımız bir şey yaşandı. Gecenin bir vakti, gece yarısı bir şahıs elini kolunu sallaya sallaya bu yurdun içine girdi. Buradaki kız öğrencileri, kız yurdunda sözlü taciz ve bir takım beyanlara göre tehditlerle rahatsız etti. Hemen akabinde gözaltına alındı, serbest bırakıldı. Daha sonra tabii sosyal medyada bu serbest bırakılıştan bir rahatsızlık oluştu. Tekrar gözaltına alındı. Ancak yurt yönetimi ya da öğrencilerden herhangi bir şikayetçi olmayınca tabii ki kamu davası dışında bir niteliği olmadı bu durumun. Şimdi pek çok yönüyle konuşuluyor. Birazdan tartışmaya başlayacağız. İşte Anadolu Üniversitesi'nin ana kapısından girmek zaten kolay değildir. Yurtların olduğu bölüme geçerken güvenlikler vardır, tedbir vardır. Öyle elini kolunu sallaya sallaya geçemezsin. Kız yurdunun binasına girerken orada bir parmak okutma sistemi var, turnikeler var, güvenlikler var. Tüm bunları aşıp koridorlarda rahatça yürüyebilmek ve işin yakalandıktan sonra hani niye girdin sorusuna da gecenin 12.30'unda işte namaz kılmak için, abdest almak için girdim gibi garip ve aynı zamanda dini alet eden açıklamalar tabii ki tartışılıyor. Bununla ilgili pek çok rahatsızlık var. Ben bir de başka bir yönüyle, başka bir boyutuyla değerlendirmek istiyorum bunu. Çünkü biliyorsunuz Kredi ve Yurtlar Kurumu hem Gençlik Spor İl Hizmetleri hem de yine kendi içinde bağlı olduğu bir başka birimin sorumluluğunda. İki gün önce, bu olay gerçekleşmeden iki gün önce şöyle bir duyum geldi bana. Çok da hani netlik durumu yoktu. Bakan Kasapoğlu Eskişehir'e gelecek. Eskişehir'de partiyi ziyaret edecek. Ardından bir iftar programı var. İftar programının ardından da KYK yurdunda, yani bu KYK yurdunda öğrencilerle bir toplantı yapacak. Yani bu olay gerçekleşmeden iki gün önce net olmamakla birlikte böyle bir söylenti vardı. Bakan Bey'le de görüşmek isteyen Eskişehir'de bazı isimler bu KYK yurdundaki toplantının ardından Bakan Bey'le görüşmeyi umuyorlardı, bekliyorlardı. Şimdi tam onun geleceği günde böyle bir hadisenin, böyle bir durumun cereyan etmesi ve bu kadar rahat işlerin kolay gitmesi oraya giren şahıs adına bana şeytanın ister istemez avukatlığını meslek gereği yaptırmaya başladı. Bir de şöyle bir tablo var. Az önce özellikle belirttim. Gençlik Spor İl Müdürlüğü Ali Osman Tatlısu ve aynı zamanda bu yurtlardan sorumlu Hasan Kalın isimleri. Parti içerisinde onlara muhalif olan bir kesim de var. Şimdi bunu da bildiğim için acabalar kafamın içinde uçuşuyor. Belki evet çok münferit bir olaydır. Belki absürt bir olay olarak kenarda kalıyordur ama hemen akabinde yurt müdürlüğünün de öğrencilere dava açmaması için, olayı kapatması için bir baskı oluşturması, kendisinin aslında bununla ilgili bir şikayetçi olma pozisyonu varken bunda bulunmaması, acaba bu işin içinde de siyaset var mı diye düşündürüyor. Çünkü bakanın da o programı iptal oldu. Bakan evet geldi Eskişehir'e, başka bir yurtta, başka öğrencilerle bir araya geldi. Bu denklemler üzerinden sevgili Emre Genç'le başlayalım. Hani bunu da bir dipnot olarak ekleyeyim buraya. Ve acaba başka bir bit yeniği var mı diye düşünüyorum. Evet, öncelikle ben ekranları başında bizleri izleyenlere iyi akşamlar diliyorum. Malum yarın da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ekranlarında STV vasıtasıyla ben tüm Eskişehirlilerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Özellikle yarın çocuklar bir günlük şehrin idaresinde de söz sahibi olacaklar. Onların o saf, temiz duygularını, düşüncelerini hep beraber göreceğiz. Ve pandemi nedeniyle de kutlanamıyordu uzunca bir süredir de. Gördüğümüz kadarıyla birçok okulda 23 Nisan etkinlikleri de eski şaşalı günlerinde kutlanacaklar. Bu vesileyle tam bağımsızlık mücadelesinde başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere burada şehit düşenlere Allah'tan rahmet diliyorum.
Gelelim KYK yurtlarına. Evet, çok böyle hayretler içerisinde izledik. Üniversite zamanlarında biz de yurtta kalmıştık. Böyle yurtlara giriş, bırakın öyle dışarıdan üçüncü bir kişinin gelmesini, öğrenci girerken bile birçok kontrolü bakılıyordu. Özellikle bu olaylardan sonra kamuoyunda da açıklamalar oldu. İşte öğrenci yurda girerken bir kere çantasına bakılıyor, üstüne bakılıyor. Belli bir saat dışında kaldıysa işte aileye haber veriliyor, tutanak tutuluyor. Ya da yurttan atılma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor. Şimdi devlet kontrolünde olan bir yurtta sizin söylemiş olduğunuzda bit yeniği vardır, yoktur, onu bilemem. O AK Parti'nin kendi içerisinde olan aile meselesi. Buradaki problemimiz şu: bir haftadır şehir çalkalanıyor, öğrencilerin hepsi ayaklandı. Herhangi bir resmi açıklama bakan da gelmesine rağmen yapılmadı. Ve insan aklıyla dalga geçer gibi o şahıs işte namaz kılmak için girmiştim diyor. Yani bu biraz daha olayın üstünün kapatılması meselesiyle karşımıza çıkıyor. Şimdi Anadolu Üniversitesi şehrimizin önemli bir markası ve Anadolu Üniversitesi'nde öğrenciler içeriye girerken bile, mezun olduğunuzda girerken bile kendi aracınızla birçok kontrole yapılırken bu nasıl böyle bir şey oldu? Daha da tehlikeli bir durumda karşılaşılabilirdi. Yani güvenlik zafiyetinin bu kadar kötü olduğu bir noktada bir tane sorumlu da çıkıp ya kusura bakmayın benim hatamdı diyemiyor. Yani herkes birbirinin üzerine atıyor burada. Olabilir mi? Bakan geldi, işte bakanın gelişiyle alakalı olarak da şimdi bakan geldiğinde ben şunu bekliyordum kamuoyuyla açıklamasıyla ilgili. Evet, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarımızda böyle bir olay yaşanmıştır. Sorumlular hakkında biz gereğini yaptık. Açığa alma işlemleri gerçekleştirdik. Böyle hiçbir açıklama yok, olmadı. Yok, hiç değinmedi. Hiç değinmedi bile. Yani geldi sanki hiç böyle bir şey olmamış gibi doğal olarak il başkanlığını ziyaret etti. Bir takım açıklamalar yaptı. İşte spor bakanı olmasına rağmen Eskişehir Spor'a uğramadı. Ertesi gün bir anda günah çıkartır gibi il başkanı Eskişehir Spor'a gitti. Açıklamalar yaptı falan. Olay bir anda kapandı. Şimdi şehir dışından gelen ve özellikle bu yurt problemiyle ilgili üniversiteler açıldığında da söyledik. Eskişehir'de yaklaşık 12 bin kapasiteli bir yurt var. Keşke daha fazla olsa. 70 bin öğrencimiz var. Kapasitemiz maalesef yetersiz. Daha fazla farklı yurtlara ihtiyacımız var. Özellikle öğrencilik dönemleri içerisinde öğrenciler zaten maddi imkanları olmaması nedeniyle ayrı eve çıkamadıkları için ya da kendilerini güvende hissettikleri için aileleri özellikle o kız öğrencileri yurtlara, devlet yurtlarına teslim ediyorlar. Burada kalın diyorlar, kontrollü olsun diye. Ama şimdi böyle bir olay yaşandı. Bakıyoruz hiç sanki yaşanmamış gibi söyleniyor. Şimdi oradaki öğrenciler şikayetçi olmadılar. Benim de aklıma şu geliyor. Acaba Kredi Yurtlar İdaresi tarafından ya da Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından bu öğrencilere bir baskı mı uygulandı? Şimdi sözlü bir taciz var. Farklı farklı söylemler var. Bunu beyan ediyor öğrenci. Ya öğrenci beyan ediyor. Şimdi öğrenci de şunu düşünüyor. Ben şikayetçi olacağım. Daha sonra ben bu yurttan atılabilirim. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devletse, sosyal devletin gerektiği ve hukuk devleti ise, yani böyle bir olayda şikayetçi olmayın gibi bir baskı gelmesi akla mantığa uymuyor. Şimdi bakıyoruz işte Gençlik Spor İl Müdürü'nden ses yok. Bildiğim kadarıyla eski Seyit Gazi Belediye Başkanı Hasan Kalın bu yurtlardan sorumlu. Ondan bir açıklama gelmiyor. Şimdi ne oldu? Üstünü kapattık mı? Daha büyük bir tehlike biz ne zamana kadar böyle bekleyeceğiz? Daha büyük bir tehlike olması lazımdı. Oradaki o giren kişi o sapıkça hislerini daha farklı mı anlatsaydı orada ya da daha farklı bir durum mu olsaydı burada? Hayretler içerisinde izliyoruz. Maalesef gene hem Anadolu Üniversitesi, geçen programda da konuşmuştuk. Yani kendiyle ilgili bir konuda bile açıklama yapamıyor. Kendi bahçesiyle ilgili. Yani hani artık şeye bekliyorum, rektör yardımcısı şey yapmıyor da yani bir şube müdürü de mi yok? Yani orada birisi çıksın bir açıklama yapsın. Oradaki çocukların mağduriyetiyle ilgili bir açıklama yapsın. Maalesef bu Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki olay büyük bir skandal. Aynı Türkiye'de benzer olaylarla da karşılaşmıştık. Ben özellikle iktidar partisinin bu konuyla ilgili açıklama yapmasını ve durumla ilgili en azından bir takım görevlilerin de alındığını, bakan da geldiğinde bekliyordum. Maalesef böyle bir şey olmadı.
Ha, yeri gelmişken de söyleyeyim. Yani bakan geldi, normal bir programmış gibi değerlendirildi. Parti binasında gençlerle buluştu. Bir takım sözler söyledi, vaatlerde bulundu ve ondan sonra da gitti. Evet. Yani çok acı bir durumla karşı karşıyayız. Yani sorumluların mutlaka kamuoyunda gerekli işlemlerin bir an önce yapılması ve kamuoyuyla da bunun paylaşılması gerekiyor. Tabii olay sadece işte sözlü bir taciz boyutuyla belki kimi insanların kafasında çok büyük bir olay değil gibi ama yanında yaralayıcı ya da öldürücü bir alet taşıyabilirdi. Çok daha elin bir olay yaşayabilirdi. Maalesef burada çok daha üzgün bir şey konuşuyor olabilirdik. Olabilirdik. Yani şey söyleyeyim özellikle ya sözlü taciz. Şimdi bakın insanlar oradaki sizin de evladınız olabilirdi. Ne hissederdi insanlar? Yani. Bu bakan ne hissederdi? Kendi kızınız orada olabilirdi. Eşiniz, dostunuz, birinin arkadaşı olabilirdi. Şimdi o yurtta kalan öğrencilerin, ailelerinin o gün gece acaba ne hissettiklerinin farkında mı bakan? Hiç değil. Aile, geldi aile normal. Tedirgindir aile. Aile tedirgindir. Bakan da geldi sağ olsun. Tabii o apayrı bir konu. Ne Eskişehir Spor'a uğradı, ona sporla ilgili bir şey yapmadı. Ne bununla ilgili bir açıklama yaptı. Standart programını yaptı gitti hiçbir şey olmamış gibi. Ama bu olay çok önemli bir olay. Bununla ilgili sorumluların bir an önce cezalandırılması gerekiyor. Evet. Sevgili Murat Aslan, seninle devam edelim. Yaşanan ortada. Evet. Öncelikle ekranın başında bizi seyredenlere herkesi saygıyla selamlıyorum. Şimdi tabii burada bir güvenlik sorunu var. Bu tip bir güvenlik sorunu irdelerken önce şuradan başlamamız lazım. Şimdi bir önceki rektör bu Anadolu Üniversitesi'ne milyonlarca liralık kamera aldı mı aldı. Yani adım başı bir kamera var. Yani evet. gereksiz var yani. Yani hangi üniversitede bu kadar çok kamera var bilmiyorum ben. Yok. Yani yok yani Türkiye'de bu kadar çok kamera olan başka bir... Pentagon Üniversitesi yok yani. Buranın. Şimdi buranın her tarafı çevrili. Ben Anadolu Üniversitesi'nde bir işim olduğu zaman yani içeriye arıyorlar ya diyorlar hani kapıya gittiğim zaman arabayla yani misafiriniz var. Hani bu kişi alınsın mı alınmasın. Bir kere bunu tam kapıdan alacaksınız bu olayı. Yani kapıdan bu adam nasıl girdi? Şimdi kapıdan içeri girdi. Bu kadar kamera var. Geldi. Şimdi bu kız yurtlarında veya öğrenci yurtlarında diyelim daha doğrusu bir de benim bildiğim kapıda bir güvenlik var. Hani giriş hem bahçe girişinde var hem de ana bina girişinde var. Tabii canım yani. Şimdi adam buraya da geçiyor. Yani o zaman şöyle bir durumu var. Diyelim ki güvenlik zafiyeti var. Kapıdaki kişi o saatte gece 12'de olmuş zannedersem uyuyordu. Adam yürüyerek geçti. Kameraları izleyen kişi uyuyordu. Bu da olabilir canım. Yani öyle bir şey olur ki hepsi uyku hapı almış. Uyuyorlar. Öğrenci yurdunun kapısına geldik. O da oh yatmış uyuyor. Adam yürüdü yukarıya çıktı. Ya siz kimi kandırıyorsunuz ya? Yani ha şöyle bir şey olabilir. Bazı bu tip kişiler çok yetenekli olabiliyor. Yani cebinde sahte kimlik oluyor. Polisim diyor. Bir şekilde inandırıyor. Hani bu kişinin o içeriye ulaşana kadar bir hikayesi olması gerekiyor. Dalga geçer gibi bir de mübarek Ramazan günü yani ben efendim namaz kılmaya girmiştim. Ya sen böyle bir şey olabilir mi ya? 12.30'da ne namazı? Yani orada hani başka bir bahane bulamadın. Şimdi bu bunlar inandırıcı değil. Şimdi hele sizin o en son söylediğiniz şey ben onların üstünde konuşmak bile istemiyorum. Yani eğer bunun altında böyle bir şey varsa hani önden gidilsin, bakılsın, olmalı gibi bir durum yaratıldıysa o daha da büyük fecaat. İrdelenmeyince insan o şüpheye düşüyor yani. Yani ben çok olabileceğini zannetmiyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? Ya zaten hani üniversitenin görevlileri var. KYK'nın görevlileri var. Hani oranın müdürü var. Yani mutlaka bunlar yok, daha önce. Yok provokatif anlamda hani ha, bu rahatsızlık. Olabilir çünkü bakan hani, bey oraya gelecek, ben, orada bir toplantı yapacak. Yani ben böyle bir AK Parti yöneticilerimiz de hani tecrübeli insanlar. Yani başında şu anda il yönetimin başında bir avukat arkadaşımız var zaten. Hani oraya gecenin o saatinde birini göndereceklerine inanmıyorum. Böyle bir şey yapmazlar. Yok yani. Onlar direkt belki onların uhdesinde olmayan bir iştir yani ama provokasyon anlamında biri gitmiş olabilir mi? Olabilir. Tabii bunun çözümlenmesi bir de tabii şeyi bilemiyoruz şu anda. Hani soruşturmanın içeriğini bilemiyoruz. Mutlaka bunlar masaya yatırılmış. Yurt yönetimi şikayetçi değil. Şimdi onaya da geleceğim. Şimdi bu savcılık soruşturması açıldığı zaman polis bunların hepsini zaten idiliyordur. Yani mutlaka araştırıyordur, soruyordur, yapacaktır. Savcımız bunu irdeleyecektir sonuçta. Sonuçta bu da bir suç çünkü. Ama
orada başka bir konu var. Ben bunun duyumunu almadım. Siz aldınız mı bilmiyorum. Bu tip hadiseler yaşandığında iki türlü soruşturma açılır. Bir, adli soruşturmalar. İki, idari soruşturmalar. Çünkü neden? Bu aynı zamanda idari hukuk açısından da bir görevi ihmal teşkil eden bir durum var. İdari soruşturma açıldı mı açılmadı mı? Şimdi şu ana kadar yok. Bakın şimdi geçen üniversiteleri konuşmuştuk burada. Ben demiştim ki üniversiteler herhalde biraz çekingen davranıyorlar hani geçmişte yaşananlardan. Ya açıklayın. Bu yalnız bir şey değil ki. Üniversitemizde vahim bir durum meydana gelmiştir. İki satır. Bu vahim durum karşısında gerekli idari tahkikatlar, soruşturmalar başlatılmıştır. Sorumlular cezalandırılacaktır. Üç satır. Yani bu kadar. Ya bunu da mı yapamıyorsunuz canım ya? Ya bir insanları rahatladın. O zaman da biz tabii şu yorumu yaparız. Veya öğrenciler. Yani şunu da bilemiyoruz. Öğrencinin her dediğini doğru kabul etmeyelim lütfen. Niye doğru kabul etmeyelim? Baskı yapıldı. Belki yapılmadı bilmiyoruz. Yani hemen suçlamayalım kimseyi. Bu o zaman buradaki sorun nereden kaynaklanıyor? Kardeşim üniversite yönetimi olarak sen idari soruşturma açacaksın. Açtıysan kamuoyunu bilgilendireceksin. Çünkü bu kamuoyuna yansımış. Yansımış. Sen o zaman diyeceksin ki ben soruşturmayı açtım. Kapıdaki güvenliğinden, işte yurt müdüründen şuna kadar hepsinin ifadelerini alırım. Bir idari soruşturma açarım. Ki şöyle bir usul var. İdare muhakkik atar. Yani bir teftiş görevlisi atar, müfettiş atar oraya. O müfettiş de aynı idari hukukumuz çerçevesinden soruşturma yetkisine sahiptir. Kişilerin ifadelerini alır tek tek. Bunlar alındı mı? Bir acı tecrübesi de var Eskişehir'in. Osman Gazi Üniversitesi'nde 4 akademisyenin katledildiği vehim bir olay yaşandı bu diyarda yani. Şimdi bakın idari görevlilerimiz, yöneticilerimiz maalesef bazen zafiyet gösteriyorlar. Hiç bu yansıdı mı? Çok basit. Hemen bir muhakkak atayacaksınız ya. Atamazsan burada şöyle bir şey var. En üst yönetici dahil görevi ihmal suçu işliyorsun. Yani bu sadece Anadolu Üniversitesi için söylemiyorum. Şimdi Eskişehir'de bizim kamu yöneticilerinde şöyle bir durum var. Bir olay oluyor. Koşuyoruz valiye. Ya biz bir bekleyelim falan. Tamam. Veya hiç soruşturması, açılmaması gereken bir konuda soruşturma açıyorsun. Niye? Vali talimat verdi öyle olsun diye. Yani soruşturmalarda, idari soruşturmalarda çok sık hatalar yapıldığını görüyorum ben bu şehirde. Burada daha neyi bekliyorsunuz ya? Kapıdan içeri girmiş adam yani gezmiş dolaşmış. Biz de bunu konuşuyoruz. Neden konuşuyoruz? Çünkü bilmiyoruz. Basınla ilişkilerde zayıfsınız. Bakın üniversiteleri söylüyorum. Basınla bilgilendirme, toplumu bilgilendirmede zayıfsınız. Öğrenciyi bilgilendirmede zayıfsınız. Siz o tansiyonu bir düşürün. O çocuklar konuşmasınlar. Çünkü bu öğrenci diyecek. Bakın ben bir şeyi somut olarak elimizde tutmadığımız zaman kimseyi suçlamayalım. Şimdi o yurdun bir müdürü var. Evet. Tamam. Şimdi bu yurt müdürü, şöyle de savunalım yurt müdürünü. Yani nahına da vuralım, mığına da vuralım. Nahına da vuralım, mığına da vuralım. Şimdi bu yurt müdürü hiç kimseye baskı, tehdit yapmadıysa, şikayetçi olmayacaksınız diye. Ezan altında kaldı. Öğrenci diyebilir abi. Genç çocuk bunlar çünkü. Bize baskı yaptılar, biz suç diyebilir mi? Diyebilir. Bunun önüne geçecek kişiler üniversite yöneticileri. Yani üniversite yöneticisi bunu yapmadığı için biz şimdi bugün bunları konuşuyoruz. Bakın savcılıkta sistem şöyle yürür. Savcılıkta bir problem olduğunu düşünmüyorum. Konu geldi. Hı hı. Savcı talimatını hemen yazmış vermiştir. Tabii. Anında. Aynen. Emniyete. Emniyet evrağı almıştır. Anında gelmiştir oraya. Yani ben orada bir sıkıntı yaşandığını, bir tavasut olduğunu düşünmüyorum. Yargı ve kolluk kuvvetleri adına bir sorun yok. Evet. Ama şikayet olunmaması o kişinin bir şekilde rahatça çıkması ve dolaşması anlamına geliyor. Söylüyorum. Şimdi yani o zaman ne yapmak gerekiyor? Onu orada üniversite içerisinde koordine etmeniz lazım. Yani buradaki sıkıntı Anadolu Üniversitesi. O yurt müdürü kadar dediğimiz sorumlu, evet. Yurt müdürlüğü adına şikayetçi olması gerekmiyor mu? Şimdi orada da sistem şöyle yürüyor. Yani ben oradaki müdürlerden de şöyle bir durumu var yani. Hiç kimse bağımsız değil maalesef. Ben arkadaş bir yurt müdürüyüm, ben savcılığa gidiyorum, hadi bakalım şikayet edeyim diyemez ki. O yurt müdürünün bağlı olduğu bir üst yönetici var, onun bağlı olduğu vali var. Yani şimdi arada kim engel oldu buna bilmiyorsunuz ki. Zaten o talimat almadan bir il müdürü gidip kendi kendine bunu yapamaz. Yani il müdürünü şöyle görmeyin yani o bağımsız bir insan değil. Kişisel suçlar, kişisel olaylarla ilgili il müdürleri gider.
Ama bu kamu göreviyle ilgili bir durum var burada. Bu kamu hizmetiyle ilgili bir durum var. O il müdürü bağımsız hareket edemez. Suçlamayalım o müdürü. Ama o müdüre eğer sen gidip suç duyurusunda bulunmayacaksın, şikayetçi olmayacaksın denildiyse onu yargılamamız, suçlamamız lazım. İşte garip olan günlerdir, bakın televizyon programlarında tartışıyoruz, sosyal medya var, kolektifler, dayanışma dernekleri açıklamalar yapıyor. Evet. Ulusal basında çıkıyor bu haberler ama dediğiniz noktaların hiçbirinde bir refleks yok. Orada hani burada da işte yönetimde hata yani. Var. Yönetimde hata var yani. Çünkü niye basite algılanıyor? Ne var canım, işte oraya da bir sapın biri girmiş çıkmış, hiç kimseye de dokunmamış. 4 kişiyi de katledebilirdi işte yani az önce. Ya bırakın gibi. Zaten oraya bu kadar giren. Bence basit bir şey değil ki. Evet. Yani kendinden geçmiş bir adamın genç kızların koridorunda, yani affedersiniz ağzım bucum, eşek kadar bir herifin o koridorlarda ne işi var ya? Yani bu başlı başına bir travma değil mi? 18 yaşında bir çocuğun akşam vakti tuvalete gitmek için çıktığında o adamla karşılaştığını düşün. Zaten öyle oldu. O travma ömür boyunca unutmayacak o çocuk. Bağıra bağıra koridorlarda. Yani bunu dolaşıp hani daha fazlası olsa, o olmuş zaten yani, bunun daha fazlasına gerek yok, olmuş. Ya tabii şimdi orada yurtta kaldığı süre içerisinde gece en ufak bir koridorda çıt sesi çıksa tedirgin olacak bundan sonra. Yani eğer burada çocukların şikayetçi olmaması yönünde, bakın şöyle söyleyeyim, çocukların şikayetçi olmaması yönünde, oradaki yöneticilerin şikayetçi olmaması yönünde bir baskı var ise, var. Bu baskıyı yapan suç işliyor. Var. Bu bakın baskı, ben suç var. İşliyor. Hatta bu anla ilgili paylaşmak isterse o öğrenciler, yani o tavsiyede 5-6 saniyelik bir video var. Bakın. Hani biz bizeyiz burada, olayı çok büyütmeyelim şeklinde telkin bakın, de var. Bunu yapan kişi veya yaptıran kişinin yaptığı eylem Türk Ceza Yasası'na göre ayrı bir suç. O da bir suç. Bunun da üzerine gidilmeli. Yani bunun üzerine hani biz buradan bir suç duyurusunda bulunalım. Suç duyurusunda bulunuyorum ben abi. Eğer böyle bir şey varsa sayın savcılarımızı göreve davet ediyoruz. Buyursunlar yapsınlar abi. Çünkü nasıl engel olabilirsin? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir suçun kapatılması için birileri talimat veriyorsa veya kimse talimat vermese bile kişi kendiliğinden bunu yapmaya çalışıyorsa onun da yargılanması gerekiyor. Onun da üzerine gidilsin. İşte araştırma. Sadece o giren sapığın değil. Emin olun buna engel olan kişi de o sapık kadar sapıktır bence. Çünkü çok engel iyi. Oluyorsun. Yani adaletin yerine gelmesine engel olan kişi sapıktır. İşte dediğim gibi o kadar bit yeniği var ki insan... Yani olmaz. Hepimizin kız çocuğu var, oğlan çocuğu var. Orada hani o çocuğa bunu yaşatılıyorsa, bu meydana geliyorsa, bunu kapatmak ne demek? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bir de şuna da çok kızıyorum. Ya sosyal medya mı adaleti sağlıyor ya? Ne yazık ki. Yani benim dışarıda çok önemli bir konuyla karşılaşacağız. Adam beni çekecek, bıçaklayacak, sokakta gezecek. Sosyal medyada bir oluşum olacak. Ya biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Sosyal medya mı karar verecek artık? Ondan sonra tutuklanacak. Vallahi. Kişi ya tutuklanır. Bakın ben söyleyeyim. Kişi ya tutuklanır ya tutuklanmaz. Bunun sosyal medya tepkisine göre, kamuoyu tepkisine göre kişilerin tutuklanıp bırakıldığı bir ülke olabilir mi? Yani işte bazen şu tedirginliğe de düşmüyor değiliz. Belki bir suçumuz olmayacak. Bir olayla ilgili birisi bizim hakkımızda bir beyan ve bir örgütlü sistem oluşturacak. Ben hiçbir günahım olmadığı bir konuda bile sosyal medyada işte binlerce tweet atıldı diye tekrar belki gözaltına alınacağım. Tekrar yargılanma sürecine. Evet. Yani böyle ilginç bir eksi yönü de var. Nerede adalet? Nerede eşit? Nerede adalet? Soruyorum yani. Ya bakın ben size söyleyeyim. Benim hakkımda şu anda tehditten 2-3 tane şey var. Adliyede. Var. Adam atıyor kafadan. Böyle tehdit ediyor. Sokak bu tip adamlarla dolu. Ağzına kadar dolu. Şimdi bunun üstüne bir de sosyal medyayı ekleyelim. Tamam yaptı, yargıladık, öldürün. Şimdi bunlar olmaz. Yani biz artık şu ülkede, yani şimdi hep konuşuyoruz birçok şeyi ama evet ekonomi anlamda çok büyük sıkıntımız var. Cebimizdeki yangın çok büyük. Ama çok büyük bir yangın olan başka bir alanımız daha var. Adalet yangın içerisinde ya. Kişiye göre adalet olmaz. Sosyal medyadaki tepkilere göre adalet olmaz. Maalesef. Olmaz. O kişi ya baştan tutuklanmalıydı ya da sosyal medyada tepkisel durumlar olunca tutuklanmamalıydı. Yani o da bir adaletsizlik çünkü. Ne yazık ki. İsmail Bey. Evet.
Eni boyu konuştuk. Söz sizde şimdi. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum ben de sizlere ve ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimize. Evet, olayın her türlü boyutu konuşuldu. Fakat burada ortaya çıkan şu, bir defa güvenlik zafiyeti var. 2 kere 2, 4. Buna kimse bir şey diyemez. Fakat bu kişinin, kullanılan kişinin, çünkü bu kişi meczup. Siz de basın mensubu olarak takip etmişsinizdir. Adliyeye girişindeki o tutum davranışları, oradaki söylemleri, hatta işte tekme atıyorlar diyor bana girerken, bilmiyorum gördünüz mü o görüntüleri. Bir tekme, basın gazeteci bana tekme atıyor diyor. Yani bir şizofreni halinde, bir akli dengesi yerinde olmayan birisini bulmuşlar. Ve burada bir olay için kullanılmış. Yani hem üniversitenin kapısından sokulması, ilk güvenlik barikatını öyle geçiyor. Öğrenci olmadığı halde gecenin bir yarısında üniversitenin içerisine giriyor. Daha sonra yurdun güvenliği var. O yurt güvenliğini de geçiyor ya da işte geçiriliyor birileri tarafından. Ve hatta o geçirilirken bir görüntülerinin de alındığı, yani bir senaryo, bir kurgu üzerinden oralarda dolaştırıldığı söyleniyor. Ha evet, burada kuşku uyandıracak hususlar, ertesi gün bakanın, Gençlik Spor Bakanı'nın Eskişehir'i ziyareti. Bahsetmiş olduğunuz gibi yurtta bir programı var mıydı, yok muydu onu bilmiyorum. Ama şu noktaya da bir açıklık getirelim. Benim bildiğim kadarıyla Hasan Kalın Gençlik Hizmetleri Müdürü. Sadece bu gençlik merkezlerinden sorumlu, yurtlardan sorumlu değil diye biliyorum ben. Ben olabilir. Ben sanki yurtların da içinde olduğu hani yok, o süreçte. Benim bildiğim gençlik hizmetleri sadece gençlik merkezlerinden sorumlu. Hı-hı. Yurtlardan ayrı bir müdürlük sorumlu, hı-hı, diye biliyorum. Tam %100 emin olmamakla birlikte. Yani bunun öyle bir iç çekişmeden ziyade daha üst perdede orada belki yurdun kendi içerisinde, yani o yurdun müdürüyle, işte Yunus Emre Kız Yurdu adı herhalde, değil, hı-hı, mi? O yurdun müdürüyle belki bir personelin arasında olan bir husumetten dolayı böyle bir senaryo kurgulanmış ve bir meczup kullanılmış olabilir. Fakat burada şunu da ben, hani takibat açılmadı, herhangi bir soruşturma yok noktasında da şüphelerim var. Benim kanaatimce, tahminimce açılmıştır. Yani biz de devlette görev yaptık, memuriyet yaptık. Böyle en ufak bir şeyde bu olayların saklanması, gizlenmesi, hasır altı edilmesi imkansızdır. Yani devlette bunları saklamak, çünkü orada farklı farklı görüşten insanlar var. Siz bunu bir de yüzlerce, binlerce gencin kaldığı bir yurtta meydana gelen ve ulusal ya, basına açıldıysa da, yani Eskişehir'de tüm kamuoyunu bilgilendirmek, şöyle bir iki şey, satır açıklamaya bakıyor. Şunu bekleyemezsiniz. Yani burada an be an, adım be adım, şöyle oldu, böyle oldu. Adım adım değil. Şunu diyemez mi üniversite, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversitede yaşanan bu vahim hadisiyle ilgili gerekli soruşturma, tabii, başlatılmıştır. Burada, kamuoyuna arz edilir. Burada üniversitenin sorumluluğu şu. Kapıdan, ilk ana giriş kapısındaki, hı-hı, kontrol sorumluluğu üniversitede. İkinci sorumluluk, esas daha dikkatli olunması gereken, yani filtrenin daha da hassas olması gereken yer, yurdun bizzat kendi giriş yeri. Yani yurt, çünkü kampüsün içerisinde olan bir yer. Aynen öyle. Şimdi burada o dengeyi de tabii sağlamak lazım. Yani Murat Bey'in dediği şey de doğru. Hani biz normal bir zamanda girmeye kalktığımız zaman İşte bir sürü kimlikler, kime geldiniz, teyit almalar vesaireler, bir taraftan böyle bir uygulama var. Diğer taraftan gecenin 12'sinde birinde elini kolunu sallaya sallaya giren bir meczup. Yani bir provokasyon olduğu, bir kolaylaştırıcıyla birlikte içeri kadar nüfuz ettiği gerçek. Ama üniversite dediğiniz gibi bir basın bülteni hemen, güvenlik görevlileri hakkında gerekli soruşturma yapılmıştır ki açılmıştır. Ben öyle de tahmin ediyorum. Aynı şekilde eski adı işte Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü, o da tahminimce bir soruşturma illaki açılmıştır. Yani adliyeye zaten intikal eden bir olay var. Siz, bu kişi adliyeye alınmış, ifadesi alındı, daha sonra serbest bırakıldı, şudur budur. Fakat idari yönden de her ne kadar siz öğrencilere işte şikayetçi olmayın vesaire denilse de, burada öğrencinin şikayetinden ziyade görevini yapmayan, ihmal eden, orada bir güvenlik görevlisi var. O akşamın nöbetçi
işte memuru, müdürü, müdür yardımcısı neyse öyle silsile halinde tabii. o nöbete ilişkin de bir görevliler var. Mutlak surette onlar hakkında da ben soruşturma, bir araştırma açılmıştır diye düşünüyorum. Burada olay çok vahim, olay çok ciddi bir olay ama yani Emre Bey de hani bunu hükümete karşı böyle bir işte bu genel politika zaten çok bakan bey şöyle böyle bu tarzda kullanmamak lazım. Neden diyeceksiniz? Şunun için. Bakın 5-6 ay önce yani 8-10 Ekim gibi 2021 bir olay yaşandı. Odunpazarı Belediyesi'nin iki tane zabıtası iki tane bayanla zorla birlikte oldular. Zabıta aracını aldılar. Biz ne yaptık? Sonrasını takip işte, ettin işte, mi? Bakın, onu söylüyorum. Biz kamuoyuyla paylaştık. Ertesi i̇şte, gün açığa aldık dedik. Memurlukla burada, ilgili memurluktan çıkartıldığı için disiplin soruşturması bunun, yaptık bunun dedik. Bunun devamı olmaması gerekiyor. Biz yani üstünü örtmeyelim. Biz en ağır ceza aynı zamanda Odunpazarı Belediyesi olarak bu şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kurumlara karşı olan güveni sarsmamak lazım. Sarsmadı onu işte söylüyorum. Hiçbir şey yapmıyor bir açıklama. Şimdi bu iki tane zabıtadan dolayı biz Odunpazarı Belediyesi'nin tüm zabıtaları kötüdür. Odunpazarı Belediyesi güvenilmez denilebilir mi? Denilmeyeceği gibi. Her türlü denilmeyeceği gibi. Aksiyonu orada burada, aldı, burada yaptı. Da alındı. Burada ne da aldı? Burada da alınmıştır. Siz merak etmeyin. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyoruz. Evet. Yani biz basit bir olgudan, basit bak, bir yapılanmadan bahsetmiyoruz. Bir kamuoyuna iki satır yazı yazmak bu kadar mı zor? Devletten bahsediyoruz. Hadi rektör açıklamıyor, il başkanınız açıklasın o zaman. Yok, ya. Hani her şey ben bir eleştiri getirdiğimde Osman Gazi Üniversitesi rektörlüğü benim köşe yazıma bile cevap veren bir sayfa dolusu metin cevap veriyor. Günlerdir tartışılan bu konuda da Anadolu Üniversitesi'nin en azından iki satır bilgilendirme notunu Sadece biz merak ettiğimiz için değil, orada halen daha kalan öğrencilerin aileleri, onlar da tedirgin, uzaktalar, ne oluyor, ne bitiyor, acaba bunun devamında başka bir şey olabilir mi, olay çetrefilli mi, bir iç rahatlatmalısı gerekirdi. Bu konuda iletişim konusunda eksik. Evet, yani o iletişim dediğiniz gibi basınla olan, kamuoyunu bilgilendirme noktasında bir eksiklik olmuş olabilir. Bunun düzeltilmesi lazım, haklısınız, anında bilgi verilmesi lazım. Fakat bakın tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Buradan hareketle kurumlara karşı olan yıpratma hareketi ya da bunu bir siyasi malzeme olarak kullanmak, bu kurumlarımızı yıpratmak, bu hepimize ya zarar verici bir şey. Açıklama yapsın şimdi, demenin neresi siyasi? Burada ya bak bakan geldi. Bakan bu konuyla ilgili de açıklama yapmadı. Bakan geldi zaten ilgilenmiyor. Yani bakan ne yapacak? Tek başına bakan her yurtta kendisi mi nöbetçi ya duracak, bak, bir şey yapacak? Devlet yani bakanı, gençlik burada, spor bakanı burada çıksın insan, desin ki insan üzerinden yürütülen bir hizmetten bahsediyor. Sizin evlatlarınız burada güvende, böyle bir şey zaten oldu. Ben müdürünü görevden Türkiye'de aldım, binlerce, rektörünü bilmem binlerce ne yaptım. Binlerce yurt var. Türkiye'de binlerce yurt var. Münferiden bir meczupun kullanılarak. Aynı Ensar diyorsun, diğer cemaat yurtlarında yaşananlar gibi diyorsun. Onların üstünü bu kapattınız, bunun da üstünü kapatıyorsunuz. Hayır, hiçbir şeyin üstü, Ensar'ın da üstü kapatılmadı. Kapandı. Bir yerde haksızlık, bir yerde suç varsa bunların üstünü kapatmayın deyince hemen siyaset kapatır, diyorsunuz. Ne devlet kapatır. Kesinlikle böyle bir şey olmaz. Tabii. O konuda rahat olun. Yani Allah'a şükür belediyedeki zabıtaların tecavüzü gibi kötü bir olayla sonuçlanmadı. Çocuklarımızın başına kötü bir ya olay gelmedi. Çok zabıt arkadaşlarla öyle bir ilgili gerekli olmadı. Her türlü şeyi aldık, ihraç ettik. Yaptınız, ben yapmadınız demiyorum. Ha, bak, bakın bunu da söyleyeyim. Emre Bey yani, yapmadınız demiyorum. Yapıldı. Lakin buradan işte bir siyasi oy rant devşirmeye çalışılmadı. Biz zaten bunu AK Parti yapmadığı gibi açıklama siz de lütfen bu tarz olaylarda orada, bu işi siyasete oradaki dökmeyelim. Veliler bir şu anda güvenliği sorunu var. Veliler şu anda buradaki açıklama bekliyor. Açıklama. Velilerin hiçbir açıklama beklediği yok. Açıklama ne yapıldı. Olay yaptınız zaten, mı? Ayrı ayrı tek tek aradınız zaten, mı? Olay zaten savcılığa intikal etmiş. Ya da ne yapıyorsunuz? Bir gece olaya tüm velileri mi geziyorsunuz? Adliye her şey el koymuş. Buradan, olay suhulete kavuşmuş. Buradan ve bundan sonra bir kez araştırma yapılıyorsa ya da bir kez kimlik kontrolü yapılıyorsa eminim ki ben artık 3 kez 5 kez yapılacaktır. Daha fazla dikkat gösterilecektir. Yani bir musibet bin nasihattan iyidir denilir ya. Çok şükür herhangi bir daha
can sıkıcı bir olay meydana gelmedi. En azından buradaki o güvenlik zafiyeti görülmüş oldu. İllaki ilgililer hakkında da bir araştırma, soruşturma hem adli zaten devam ediyor. 2 gün sonra bir tatbikat idari olarak da devam edecektir. Evet, üniversite yönetimine de bir kez daha çağrıda bulunalım. Kamuoyunun en azından bu beklentilerini karşılamak adına lütfen iki satır açıklamayı paylaşmaktan erinmesiler. Var mı, yok mu bunu bilelim. En azından daha net konuşalım. Şimdi tabii Gençlik ve Spor Bakanı Eskişehir ziyareti demişken konuşmamız gereken bir başka başlık da aslında Eskişehir Spor'la ilgili oluştu kendiliğinden. Zira Eskişehir Spor ve yani şehrin en büyük markası sporla ilgili akla gelen ilk değeri yöneticileri bakanla görüştürülmedi. Ve bu görüştürülmemenin sebebinin anladığımız kadarıyla imalarla direkt Eskişehir milletvekili olan Nabi Avcı tarafından engellendiği bu görüşmenin. Bununla ilgili iddialar var. Doğrudur, yalandır ama bir de şöyle bir şey var. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Eskişehir'e gelmişti daha önce. Eskişehir ziyaretinde ilk başta programda Eskişehir Spor Yönetimi protokol listesinde yer alırken program revize ediliyor. Eskişehir Spor Yönetimi bu listeden çıkartılıyor. Ve o gün Eskişehir Spor Teknik Direktör Suat Kaya ile yeni anlaşmıştı. Suat Kaya maça gitmek yerine Eskişehir'de kalıyor bu ziyarette. Ve Ankara'da Cumhurbaşkanı'nın çevresinde yakın tanıdıkları var. Onun ricasıyla, onun çabalarıyla yani bir başka ismin çabalarıyla Eskişehir Spor Yönetimi kısa bir sürede olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürülüyor. Şimdi Eskişehir Spor'la ilgili yıllardır zaten burada dile getirdiğimiz, paylaştığımız işte SGK geliyor, Türkiye'de hiçbir yere ceza kesemezken Eskişehir Spor'a kesiyor. Vergi Dairesi Müdürü geliyor, başka şehirlerde, başka takımlara hiç örneği yokken Eskişehir Spor'a ceza kesiliyor. Tamam TFF, hadi oralar büyük yerler falan ama Eskişehir'deki kurumların bile Eskişehir Spor'la ilgili cezai yaptırımları nedense burada hani il başkanı bile gidip elini masaya vurup sen ne yapıyorsun diye durdurmuyor bunu. Böyle olduğunu bildiğimiz halde. Öte yandan geçtiğimiz Millet Bahçesi'nin açılışında Nabi Avcı Eskişehir Spor'la ilgili Eskişehir Spor yönetimini birazcık böyle zan altında bırakan ve yine yönetim kanadında tepkiyle karşılanan açıklamalarda bulunmuştu. İşte yönetime güven duyulmuyor, kara delik gibi. Akabinde de bir başka toplantıda Eskişehir Spor Binali Bey tarafından başka bir isme emanet edildi diyerek Harun Karacan'ı işaret etti. Bizde de hani bir başkasına emanet edilince araya girmek yakışık almaz dedi. Ama bu 2017'de gerçekleşiyor. Başkan Sinan Özeçoğlu Hırvatistan Türkiye maçının ardından ziyarete geldiğinde yanında Harun Bey eşlik ettiği için Harun Bey Eskişehir Spor size emanet diyor. O yönetimin üzerinden 6 yönetim geçti. Eskişehir Spor 2 alt lige düştü. Bırakın o dönemin başbakanı, başbakanlık müessesesi bile kalmadı. Şimdi hala mı araya girmek yakışıksız? Eskişehir Spor 3. ligde ya da bir partinin temsilcisine emanet olduğu, başarısız olduğu bir ağabey olarak, bir önde gelen ilk sıra adayı olarak, bakanlık yapmış biri olarak müdahale edilmemesi ilginç değil mi diye Murat Bey sizle başlayayım. Eskişehir Spor 3. ligde, şimdi, eski 4. lig burası. Tabii uzun zamandır Eskişehir Spor'u konuşamadık. Ülke gündemi çok yoğun olduğu için. Şimdi Eskişehir Spor bizim hepimiz için önemli, ülkemiz için de önemli. Ben burada bir şey söylemiştim hatırlarsanız. Yani dedim ki ya bu paraları ödemesinler dedim. Sebebi de şu. Ben bir kere herhangi bir hizmet vermemiş, emek sarf etmemiş kişilere ister spor olsun, ister başka alan olsun para ödenmesine karşı biriyim. Hani bu paralar ödenmesin derken de şunu demek istiyorum. Öyle topçular adam yani 5 dakika top oynamamış, buna para ödemek durumunda kalıyorsun. Sistemde zaten sıkıntı var. Bu paraları niye ödedik ki? Bakın şunu da tenzih ederim. Mehmet Şimşek yönetimi gerçekten güzel çalıştı. Evet. Hiçbir diyeceğim yok. Ama yazık oldu bu paralara. Düştük 3. lige. Şimdi 3. ligde de ne olacağımız belli değil. Yani bir kabul edelim. Gerçekleri önce kabul etmemiz gerekiyor. 300 milyon lira civarında bir borç. Bu borcun nasıl temizleneceğini, nasıl toparlanacağına dair kent bir araya gelemedi. Tamam mı? İnsanlar bunu yapamadı yani. Biz yapamadık bunu. Şehir olarak biz yapamadık. Sanayicisi, kamu yöneticisi, yerel yöneticileri,
milletvekili falan hep beraber bütünleşip biz bu Eskişehir Spor'u kurtaramadık. Her bir de geçmişi suçlayıp duralım. Ya o onun yüzünden oldu, bunun yüzünden oldu. Kimin yüzünden olduysa oldu. Bir kere ortada bir cenaze var. Bunun kaldırılması lazım. Kaldıramadık. Döndü, dolaştı ta buralara kadar geldi. Şimdi ben size söyleyeceğim. Ya bakanla görüşse ne olurdu ya? Allah'ını isterseniz işte şey spor yönetimi. Bu bakanımız geldiği zaman bir görüşme yapsaydı biz düşmekten mi kurtulacaktık? Yok hey, ama şey bazı tesisle de ilgili önemli ya, hiçbir şey olmaz. Var. Spor bakın, bakanının iki dudağına bakın. Ya bakın Soner Bey şöyle bir şey var ya. Yani her spor yönetimi veya her şehirden ileri gelenler bakanlarla görüşür. Burada görüşür. Yani illa buraya geldiğinde değil. Bakanlığa gider, bakanlıkta görüşür canım. Yani önemli bir konumuz varsa. Bakan kabul eder. Ben size söyleyeyim, spor bakanı başarılı ve beyefendi bir adam yani. Hayır ben görüşmüyorum demez yani. Görüşür. Burada olmaz, da orada olsun yani. Önemli değil bu kadar. Önemli olan burada biz yanlış yerden bakıyoruz konuya. Şimdi Cumhurbaşkanımız geldi. İşte Mehmet Başkanımız görüştü. Tamam kurtul. Öyle bir şey olmaz. Olmadı zaten. Hiçbir zaman da olmayacak. Yani biz önce bir kendimize bakalım. Biz bir araya gelmemiz lazım. Yani bu taşın altına elini kim koyacak? Gördük ki bir insanın veya üç kişinin bir araya gelmesiyle bu iş olmuyor. Olmuyor. Şimdi bir yeni bir projeye ihtiyaç var. Yani bakanın programında yoktu, vardı. Nabi Bey onu söyledi. Yok Harun Bey bunu söyledi falan. Bak hiçbir şey, bunlar bir incir kabuğunu dolduracak sözler değil. Biz bir yere varamayız bunlarla. Hiçbir yere varamayız. Yani bakanın programında vardı, yoktu, çıkarıldı. Şimdi belli ki zaten orada hani program oluşturulurken belki bir atlama bir şey oldu. Yanlış bilmiyorum değil mi? Ertesi gün Zihni Bey gün, evet, kulübe gitti. Yani demek ki orada bir atlama oldu, başka bir şey oldu. Hani Eskişehir Spor hepimiz için çok önemli olduğundan dolayı Spor Bakanı da buraya gelmiş. Gerçekten ben de kabul ediyorum yani orada bir görüşüm olması en azından şık bir durumdu. Ya bir 10 dakika tesislere uğrasa oradaki durumu ya da şu az önce dile getirdiğim sıkıntılar var. Yani Türkiye'de tek cezalandırılan profesyonel takım altyapısından tutun da vergi dairesinden SGK'sına kadar Eskişehir. Tabii yani bakın ben hani yapılmamasını savunuyormuşum gibi algılanmasın. Yok anladım. Ama benim tepkim bambaşka. Çünkü biz ya bu takımı kurtarmak için bir şey yapılmıyor. Yani şöyle kampanyalarla işte ağaç kampanyası, forma kampanyası falan bunlarla olmuyor yani olmuyor. Ya, yani ya. O burada bu işi yapmak isteyen insanlar, başkan adayları başka olmak üzere ya artık dibini gördük. Yani bunun daha altı yok ki. Yok amatör işte bunun altı. Yani bunun altı amatöre düşeceğiz yani artık tamam. Ya da alın amatörden bir takım çünkü bu kent yani 1 milyona yaklaşan nüfusumuz var. Yani stadımız elle gösterilecek statlardan biri. SS bando gibi bir bando. Hiçbir yerde yok ya. Yani dünyada da sayılı bana sorarsınız. Şahane. O milli maçları unutmayın ya. Biz oralarda efsaneler yarattık bu statta. Şimdi geldiğimiz nokta ne? Ya o stada yazık günah biliyor musunuz? Amatör ligde mi oynayacağız o statta? Şimdi milli maç konusuna da değinecektim. Yani, İlki hatırlattınız. Eskişehir farkında mısınız? Çok uzun zamandır cezalandırıldığını düşündüğümüz zamandan beri milli maça ev sahipliği yapmıyor. Ya şimdi şöyle dedim bakın. İki tane oldu. Ne biliyor musunuz? Heyecanı da kaybeder halk. Çünkü ben haftada işte 10 günde 15 günde şunu planlıyorsam stada gideceğim abi. Bağıracağız, çağıracağız işte orada enerjimizi boşaltacağız. Alışmışız böyle bir periyodumuz var. Ve o bitti. 3 ay, 5 ay, 6 ay, zaten 2 sene. Zaten stada gidilmez ki artık. Masrafı, aylık masrafı 1 milyon lira bu stadın. İşte diyorum yani. Şimdi o zaman ne yapmak gerekiyor? Yani burada biz olan oldu bittiği bırakalım geride de. Hani ya lütfen ya buradan sesleniyorum yine yani. Bu işi yapmak isteyen sanayicimize, kamu görevlilerine, üst düzey yöneticilerimize sesleniyorum. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bakanlardan bir şey beklemeyelim. Yani çünkü onların önüne dakikada bir konu geliyor. Geliyor hop o dönüyor bir talimat veriyor devam ediyor. Çünkü oralar çok yoğun makamlar. Bunu bu kentte yapmamız gerekiyor. Yani gerçekten mesela bak bu işe bu kentin yerel yönetimlerde iradesi işte var ama var da bakın ben söylüyorum Kazım Başkanımız gerçekten çok uğraştı. Hakkını yemeyelim yani. Tabii ki. Yani
maddi manevi uğraştı, istedi. Yani Eskişehir Spor bu cendereden çıksın. Ama bir kişiyle iki kişiyle olmuyor. Yani şimdi reklam olsun diye söylemek istemiyorum. Bir iki tane başkan adayını da şahsen biliyorum. Benim de görüşmelerim oldu kendileriyle. Çok niyetlendiler ama yalnız kalıyorlar. Evet. İşte az önce dile getirdiğim bu cezalandırmalardan ötürü yalnız kalıyorlar. Hani destekleyen bakın, manevi ben anlamda... Ben size bir şey söyleyeyim mi? O tip cezalandırmaların önünde kimse duramaz. Niye duramaz biliyor musun? Siz büyük bir güç haline geldiyseniz, tamam mı? Yani bunu yapmaya niyetliyseniz, ya burada ülke çapında sanayicilerimiz var. Marka olsun diye söylemiyorum. Yani ilk onda olan firmalar var. Ama ben mesela bir sanayiciyim diyelim. Büyük bir sanayiciyim. Siyasetim yok bile olsa. Şimdi bir yönetime, bir takıma karşı iktidar kanadının böyle bir soğuk duruşu varsa, o yönetimi istemediğiyle ilgili bir takım sinyaller varsa onların yanında durmaya çekinirim ticaret yaptığım için. Bakın ben size şu söyleyeyim. Şimdi ben yiğidi öldür hakkında veririm. Ben asla şuna inanmıyorum. Bu şehirde AK Parti milletvekillerimizin, AK Parti yönetimlerimizin Eskişehir Spor'a düşman olduklarına inanmıyorum. Eskişehir Spor'a değil. Mehmet Başkan da vardı galiba değil mi? AK Parti'de bir yönetim. Tabii. Yani zaten ya Mehmet Başkan AK Parti'den gelen bir şey. İstifa etti. Yani. Şimdi ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum gerçekten. Böyle bir şey yok. Ama bir bütünleşmeye ihtiyaç var. Belki orada şunu yaşıyor olabiliriz. Mesela Kazım Başkan mücadele ediyor ya. Ha o zaman biz girmeyelim. Yani acaba siyasiler birbirlerine karşı gard mı alıyor Eskişehir Spor üzerinden? Bak, biz girmeyelim, konu biz bu. Girmeyelim inceliğini bakın, geçip o varsa biz o zaman bizden şimdi, bir şey beklemeyin kafası var. Ben asla iktidar kanadında, muhalefet kanadında bir Eskişehir Spor şey olduğunu düşünmüyorum düşmanlığı. Ama şu var, onlar girdiyse biz girmeyelim. Biz girdiysek onlar girmeyelim çatışması yaşanıyorsa işte o zaman dediğiniz gibi sanayici de girmek istemez. Ya bunu. Şu bile oluyor. İsim vermeden çok net söyleyeyim bunu. İşte bir partinin vekillerinden biriyle yöneticilerin arası iyiyse sen onunla iyisen işini bundan sonra onunla gör. Ben geri çekiliyorum diye geçmişte bunu gerçekten çok içinde olduğum için camianın bunları gördük ve zaten anti lobicilikten biz bırakın lobicilik yapmayı anti lobicilik yüzünden işte bu hale geldi. O yüzden geldi. Zaten bu takım bu durumda. Yani biz bunları hep konuştuk. Bu takım o yüzden bu durumda ya. Yani kötü yönetimler işte Nabi Bey'in dediği gibi orası da bir kara delik. Tamam kara delikti. Tamam ama hani bu kara deliği kapatmak da en başta Sayın Milletvekilimiz başta olmuyor. Sayın Bakanımız başta olmak üzere onlara düşüyor. Çünkü bu şehrin kanaat önderlerine düşüyor. Nabi Bey de bu şehrin kanaat önderlerinden değil mi? Bu kara delik demek olmaz. Ne yapacaksınız? Biri. O kara deliğin kapatılması için gerekeni yapacaksınız. Yani. Bilmiyorum. Ben hani bu gerçekten Eskişehir Spor'un durumu beni üzüyor. Hani sadece bu kentte yaşayan biri olarak değil. Yani ülke markası olarak beni üzüyor. Kesinlikle. Gidecek başka bir yer kalmadığı için bu sene daha panik. O esas bando ile birlikte milli maçlarda yaptığımız şey ülke dışında bile ses getiriyor. Tabii. Ülke dışında Dünya bile ses getiriyor. Dünya kupasına bile davet edildi sonuçta bandomuz. Tabii, gittiler işte. Orada. O rengi gösterip geldiler. İsmail Hocam. Evet. Siz de devam edelim. Soner Bey, bence çok ön yargılı bakıyorsunuz. Yani iktidarın Eskişehir Spor'a yaklaşımı noktasında aşırı bir ön yargılı. Genel değil ama iktidar temsilcilerinden bazılarının öyle olduğunu düşünüyorum. Neden? Bakın, şimdi evet bakan gelmiş. Fakat bakanın bir gün öncesinde işte az önce konuştuğumuz olay patlak vermiş. Bakan Bey'in bundan haberi yok mu? Var. Şimdi siz kendinizi bakan yerine koyun. Hı hı. Size bağlı olan bir kurumda bir aksaklık yaşanmış. Bu size bildiriliyor. Siz de ertesi gün o şehre bir ziyarete gelmişsiniz. Bir defa moraliniz alt üst olmuştur. Yani o moralsizlik de gelmiştir. Bir insan netice itibariyle. Bir. İkincisi işte Nabi Avcı programdan çıkartırdı. Ya bundan Nabi Avcı'nın ne gibi bir menfaati olabilir? Hiçbir menfaati yok. Niye böyle bir şeye tevessül etsin? Tabii. Yani Nabi Avcı'nın az çok kişiliğini, karakterini bilen, ya siz de biliyorsunuz, böyle bir şeyle uzaktan yakından uğraşmaz, ilgisi olmaz. Bir defa hiçbir menfaati yok, hiçbir ne bir artısı ne bir eksisi. Kaldı ki bugüne kadar elinden ne geliyorsa yaptı, o basın toplantısında da söyledi işte. Şöyle. En son bir 400 bin dolar borçla alakalı onu kapatmak için telefonlar edildiği vesaire yapıldı.
Bu da var. Diğer taraftan buraya bizim bugünün rakamlarıyla belki 1 milyar TL'ye mal edemeyeceğiniz bir stadyum yapıldı. 35 bin kişilik çok muazzam bir eser kazandırıldı. Bunu kim yaptı? Bunu da AK Parti yaptı. Şimdi burada milli maçlar artık neden Eskişehir'de oynanmıyor? Ya bu ülkenin 81 tane vilayeti var. Evet, biz her milli maç burada oynansın isteriz. Ama bir de gerçekler var. Yani milli maç Eskişehir'de oynanmıyor da Atina'da mı oynanıyor, Londra'da mı oynanıyor? Yok. O dönem içerisinde oynanan statların dışında yeni bir statta oynanmadı ki. Konya'da oynanıyor. Bakın, İstanbul'da oynanıyor. Eskişehir çıkarıldı aradan. Ama milli takım bile Eskişehir'in başka olduğunu söylüyorlar yani. Bakın, oyuncular söylüyor yani. Ya bakın, elbette ki bizim seyircimizin zaten şanı, namı, dillere destan. Evet. Sadece ünü Türkiye sınırlarında olan bir taraftarımız yok. Dünya çapında bilinen... İşte St. John's geldi İskoçya'dan. Onlar hayran kaldılar en son. İşte Marsilya, onlar hayran kaldılar. Bando sesin ayrı, şu ayrı, bu ayrı. Her şeyiyle bizim bir yaşam kültürümüz olmuş Eskişehir Spor. Evet, evet, evet. Öyle bir elbette durumumuz ki. Var. Elbette ki ama yani 81 vilayetin olduğu bir yerde biz biraz fazla alınganlık gösteriyoruz. Esas alınganlık göstermemiz gereken, esas sorgulamamız gereken şeyi bence örtmek için biraz bunu perdelemek için yapıyoruz gibi geliyor. O da nedir? Esası şudur. Esas sorgulanması gereken şey şudur. 25 seneden beri siz bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı olacaksınız. Eskişehir Spor. Ve diyeceksiniz ki ben 11 kıllı bacağa hiçbir şekilde para vermem, yardım etmem. 25 senede bir seçim öncesi sadece kalabak suyun reklamı için 500 bin lira bir para vereceksiniz. Ve şehirde hiçbir ses çıkmayacak. Neden bu ses çıkıyor? İşte... Büyükşehir'in yapması gereken hususun Eskişehir Spor perdelenmesi için, konuşulmaması için tamam yapılıyor. Ben size bir saniye, hepimiz bir susalım, Murat Bey bir önemli bir şey söyleyeceğim bu konuyla ilgili. Siz de biliyor musunuz? Eskişehir Spor'a Büyükşehir Belediyesi yemek verdiği için soruşturma var hakkında. Evet. Ben yemek ne zaman açıldı o soruşturma? Var abi, soruşturma var, söylüyorum. Eskişehir Spor bakın, 4 yıldır, 5 yıldır. Siz Eskişehir Spor'a doğrudan bütün kamuoyunun huzurunda herhangi bir açıklama yaparak şu yardımı yapıyorum, böyle destekte bulunuyorum dediğiniz anda hiçbir soruşturma vesaire açılamaz. Ya ben soruşturma var diyorum. Bak, niye Sayıştay raporunda onun pazarı belediyesinin... Ben size soruşturma arasına vereyim şeyden sonra. Yanlış bir şey. Bak, soruşturma arasına vereyim sana. Bakın, ben orada da... Bir saniye rica edeceğim. Ben orada da şunu... Bir saniye ben söyleyeyim. Bakın, orada da ben iddiaya bile girerim. O soruşturmanın açılması için belediye kendisi... bir şekilde şikayetçi olmuşsunuz. Kesinlikle. Ben eşsiz oraya yemek verdim. Kesinlikle bakın. Çünkü, Allah aşkına. Ön yargı diye bana dediniz. Ya yargılıyorum yani. 11 kıllı bacağı ben para vermem diyen kişiden siz ne yardım bekleyeceksiniz? Bunu dedi mi demedi mi? Bunu bütün Eskişehir biliyor. Şunu. Siz diyorsunuz ki 25 seneden beri 500 bin lira sadece bir kalabak suyu reklamı yaptı. O da seçim arifesinde olduğu için. Yok, çok daha fazla. Daha fazlasını yaptı. Hiçbir şey yaptı. Çok daha fazlası var. Kamuoyunun bilmediği destekler de var. Belediye yaptı. Bursa'da stadı belediye yaptı. Ya burada meydanı bile belediyeye vermemek için vesairede her yerde belediyeler bu işin içerisindeyken biz Sayın Büyükerşen'in Eskişehir Spor'a, futbola olan antipatisini örtmek amacıyla devamlı hükümete, ya hükümet en çok spora, gençlik spora 20 senede bütün yatırımları Büyükşehir yapan, Eskişehir'e de yapan yaptı. Kim? Eskişehir AK Parti Spor'a. Hükümeti. Yani evet, siz AK buraya Parti. Muazzam bir stat yapıyorsunuz, muazzam yüzme havuzları yapıyorsunuz, tesisler yapıyorsunuz ve deniliyor ki Eskişehir Spor'a sahip çıkılmıyor. Evet, daha fazla sahip çıkılsın, evet Bakan Bey Trabzon gelsin. Trabzonspor'u da Trabzon Belediyesi kurtardı değil mi? Nitekim Mayıs ayında Bakan Bey'in geleceği açıklandı. Mayıs ayında da bir takım müjdeler verecek. Tepkiler üzerine açıklandı bunlar. Kamuoyu tepkisi oluştuğu için. Biz eğer Eskişehir Spor gerçekten seviyorsak, önem veriyorsak, bu iktidara yöneltmiş olduğunuz eleştirilerin zekatı kadarını, 40'ta birini lütfen yerel idarelere, Büyükşehir Belediyesi'ne özellikle de yöneltelim. Büyükşehir Belediyesi ne yapmış, ne etmiş bunları ortaya koysun.
Ve özellikle de ben olsam stadın bir yerine yazarım. 11 kıllı bacağı bende verilecek para yok. Yılmaz Büyükerşen. Dursun bütün Eskişehir bilsin. Fakat işte bunu örtmek için ne yapıyoruz? Devamlı ilgiyi başka tarafa çeviriyoruz. Başka tarafa. Yani biz milli maçlarda burada oynandı. Yine oynanacak. Efendim yatırımlar devam ediyor. Eskişehir Spor üvey evlat. Eskişehir Spor kesinlikle böyle bir şey yok. Mayıs ayında Bakan Bey gelecek. Yine müjdesi olacak. Sadece bir günlük bir şey değil bu. Geldiğinde arizi, önemli, böyle çok moral bozucu, gerçekten bir yönetici için çok moral bozucu bir olay olmuş. Bunu farklı yorumlamamak lazım. Yani şuna dönüşmesin iş. Bakın ben psikolojide kendini gerçekleştiren kehanet diye bir şey vardır. Bu şudur. Şimdi dersiniz ki kendiniz bir vehim kurarsınız. Ya Soner Bey beni sevmiyor derim. Kendim düşünürüm bunu. Halbuki gerçekte öyle bir şey yoktur. Soner Bey'in bana ilişkin hiçbir nötrdür. Yani iyi, artı, eksi bir şey yoktur. Ama ben derim ki beni sevmiyor. Başlarım düşünmeye. Soner beni sevmiyor, Soner beni sevmiyor. Daha sonra bu hareketlerime yansır. Bu hareketlerime yansıdığı zaman Soner Bey de der ki ya niye bana böyle davranıyor bu? Benim onunla halbuki hiçbir alıp veremediğim yok. Ama bana kötü davranıyor diye düşünmeye başlar. Ve gerçekten bana karşı kötü davranırsın. Yani psikolojideki kendini gerçekleştiren kehanet, biz burada bu sarmala girmeyelim. Yani iktidar bizi, Eskişehir Spor'u önemsemiyor, bize değer vermiyor, böyle bir şey yok. Bakın eğer bu reflekslerle hareket edersek, ben işte bundan korkuyorum. Yani siz bir gün şunu dedirtebilirsiniz, ya yeter artık, bunu yapmayalım. Biz burada asıl direkt konunun muhatabı olan yerel yönetim, Eskişehir Spor, Büyükşehir Belediyesi, evet Odunpazarı Belediyesi, Kazım Başkan elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor. Tepebaşı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi sadece Bando SS'e bir iki destek olmakla bu iş olmaz. Bakın daha önce de konuştuk. Bu işin yolu şudur. Siz belediyeyseniz bir takım imar değişiklikleriyle bu kulübe çok güzel gelir sağlayabilirsiniz. Gelin bunu yapalım. Belediyeler, yerel yönetimler, belediye meclis üyeleri, hem AK Parti'nin meclis üyeleri hem iktidar meclis üyeleri otursunlar, desinler ki bir yerde imar rantı oluşturalım ve bu rant Eskişehir Spor'a gitsin. Eskişehir Spor bu rantı kullansın. Bunun altına imza atılmadığı zaman imar uygulamalarına da imza AK Partililer dava açar yani. Siz bunu söyleyin. İsmail, bir konuda bilgi vermek istiyorum. Tabii bir soruşturmadan bahsettim. Soruşturmanın gizliliği olduğu için detaya giremem. Hani İsmail Bey kimseyi zan altında bırakmamak adına bu açıklamayı yapmak durumunda hissediyorum kendimi. Çünkü belediyenin kendi kendine Eskişehir yapmış Spor... olabilir bir diyorum. Ben bir cümlemi bitireyim İsmail Bey. Kendi kendine yapmış olduğunu söylüyor. Ben de buradan söylüyorum İsmail Bey'e. Üst düzey bir kamu görevlisine giden tetikçi ihbarcı yaptı bu işi. Ben söylüyorum bakın. Eğer bunu çok istiyorsanız İsmail Bey, ben size toplamda sona vereyim. Olur, evet. Olur. Şimdi, böyle bir şey varsa bu yanlış. Söylüyorum. Bakın ben yanlış bir şey. Evet. Yani ama siz böyle yani, bir şey var diye de Eskişehir Spor'a yardım mı etmeyeceksiniz? Ya ben... Bakın Kemal Unak'tan bu statta yuhalandı mı? Yuhalandı. Yuhalattırıldı mı? Kimler tarafından yapıldığı biliniyor. Buna rağmen Kemal Unak'tan AK Parti biz artık Eskişehir Spor'u görmezden geliyoruz. Efendim onları sevmiyoruz. Böyle bir şey yapılabilir mi? Orada bir provokasyon vardı. Kemal Unak'tan Eskişehir Spor'u Süper Lig'e çıkartan kişi, destek olan kişi bir numaralı aktör. İşte o zaman yöneticileri halasa gelsinler anlatsınlar. Siz bu insanı statta yuhalattınız. Bunu başka bir siyasi görüş yaptırdı. Fakat buna rağmen Eskişehir Spor'a kesinlikle iktidar tarafından bir aksi görüş, bir art niyet, bir kötü niyet böyle bir şey düşünülemez. Tamam düşünmüyoruz. Ama burada ya, da aynı ol. Şekilde İsmail Bey vallahi aynı, rahat ol. Bak. Aynı şekilde çok hararetli savunuyorsun ama gerçekten rahat ol. İlk defa Eskişehir Spor'la ilgili her türlü desteği veriyor. Hiç rahat ol. Ben size söz vermeden ben de bir Eskişehir Spor olduğu için konu bir söz hakkı da ben kullanayım. Bir 5 dakikada uzatmış olalım programı. Şimdi dediğiniz birkaç şeye cevap vermek için birazcık da konulara hakim olduğum için. Birincisi stadyum AK Parti tarafından yapılmadı. Stadyum Türk dünyasının parasıyla, Türk dünyası karşılığında oradaki yeri ve altındaki işletmelerden de gelir elde etmek suretiyle orayı alarak yaptı bunu.
İyi bir yatırım ama boş kaldıktan sonra bu yatırımın hiçbir ne amacı şey var? AK Parti'nin parasıyla bizim yapılmıyor. Sıfır, devlet bizim, yapıyor. Her şey devlet hayır, yapıyor böyle ama devleti bir, de şu an yöneten AK Parti iktidarı. Ekstra, onun için böyle bir söylem. Ekstra bir lütuf değil. Yoksa ekstra bir elbette ki AK Parti'nin bir bütçesi zaten yok. O stadyumun kendisini işletmelerinde Eskişehir Spor'a verirsin. Meydanın da altındaki otopark da dahil, işletmeler de dahil Eskişehir Spor'a verirsin. O zaman Eskişehir Spor faydasına derim ama her ay 1 milyon lira borç yazılan bir stadyum, Eskişehir Spor'un ödemesi gereken, kiralanan bir stadyum Eskişehir Spor için çok büyük bir hizmet değil şu anki şartlarda. İkincisi, Büyükşehir Belediyesi sadece belli seçim dönemleri değil, yıllardır Kalabak Su farklı vesilelerle sizin dediğinizden çok daha büyük rakam aktardı Eskişehir Spor'a. Yıllardır yemek meselesi dendi ya, altyapıdaki futbolcular da dahil iaşesi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 karşılanıyor. 11 kıllı bacağı ben yardım etmem. Şimdi sözü var mı yok mu? Var, bu hala kayıtlarda. Herkes biliyor. Beyanlardan değil, eylemlerden gidelim. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bugün İSMAR diye tarif ettiğimiz alanı Eskişehir Spor Yönetimi'ne verdi. Eskişehir Spor'un Süper Lig'e çıkmasına vesile olan benzinlik alanını da Eskişehir Spor yönetimine verdi. Ve bugün 6 milyon dolarlık artan Kemal Unoktan. Bakın 6 milyon onun dolarlık o dönemde o benzinlik onun para göndermesiyle oldu. Sahibi orada. Kadir Çalışıcı da sağ Halil Ünal da sağ. İsmail Bey gel, sahibi orada. Davet edin lütfen anlatsınlar. Benzinliğin o dönemki lütfen 10 yıllık ihalesini alan ve karşılığında ödenen para ortada. 6 milyon tamam. Kemal Bey'in çok büyük katkıları oldu. Bak, zaten inkar edemeyiz. Bir numaralı, bir numaralı ama yani. Şimdi hiçbir şey vermedi dediğiniz için diyorum. 25 senede 6 milyon doları geçiyor. Sayabildiğiniz iki tane, bir tane benzinlik, bir de Kalabak reklamı. Kaldı başka, ki, yani kaldı kulübün ki Büyükşehir Belediye Başkanı. Koskoca belediye iaşeyi mi veremeyecek? Sizi dinledim lütfen, istirham ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı hiçbir zaman polis evinde oturup Eskişehir Spor'a girecek, başkan olacak yönetimleri kendi içinde ağırlayıp sen olabilirsin, sen olamazsın, bu yönetim listesinde bu olsun, bu olmasın diye. Eskişehir'de bir belediye başkanının oğlu listede diye o yönetimden çıkarılması istendi. Şimdi isim vermeyeyim. Kimin istediğini de biliyorum, hangi ismin istenmediğini de biliyorum ben. Ve Eskişehir Spor'a yerel yönetimler dediğiniz yönetimler, bugün Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi bugünkü para üzerinden Eskişehir Spor'un belki de transfer dosyasını açabilecek ve transfer yapacak bütçeleri aktardılar. Ama sanki her sene bunu yapmak zorundalarmış gibi. Biri 15 yıllık verdi, biri 8 yıllık verdi. Ve Sayıştay ertesi yılki hangi raporunda bir uyarı verdi belediyeye. Sen bunu yaptın diye. Hiçbir AK Partili de siz niye bu uyarıyı veriyorsunuz demedi. Kaldı ki o dönemin başkan adayı, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Volkan Doğan, bir de bunun üzerinden Odunpazarı Belediyesi'ni suçladı. Yani bu gerçekler de var işin ortasında. Bunları biraz işin içinde olduğum için dile getirmek zorundayım. Ve Eskişehir Spor'da ben iktidar partisinin tüzel kişiliği üzerinden gitmiyorum. Ama kişilerin dönem dönem Eskişehir Spor'la ilgili, mesela Kemal Unakıtan çok sıcaktı. Nabi Bey bir ara çok sıcaktı. Türk dünyası sürecinde iyi destekler oldu. Hatta mevcut başkan Mesut Özcan'ın istifa etmemesi için, görevine devam etmesi için biz destek vereceğiz sözü de verdi. Sinan Özeçoğlu'na da bu desteği verdi ama sonrasında farklı bir tutuma geçtiğini düşünüyorum ben. Ha, bu düşünce belki öyle değildir, inşallah da öyle değildir. Ama hani şu SGK, vergi dairesi, altyapı transfer yasağı, ya bunlarla ilgilenmeyen iktidarın karşı olmasa bile Eskişehir Spor'u sevdiğini düşünmüyorum. Gidip bir SGK müdürüne bunları durdurmuyorsan, bak, federasyona gidip elini masaya vurmuyorsan. Şey ya. Yani ben öyle düşünmüyorum. Yani iktidar SMİO'yu çıkaramazsın. Rahatsız olmaz yani bu, mısın yani, Murat Hocam? İktidar vekilisin, Eskişehir Spor'u çok seviyorsun. Bak, Türkiye'de ceza kesilen tek takım senin şehrin. Şimdi eğer böyle zaten aslında biliyorsunuz bütün spor kulüplerinin masaya yatırılması lazım. Yani biliyorsunuz bugün zaten spor yasası Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'la da bu mevcut yasa konusunda gündeme düşüyor her gün yani. Spor yasamızda sıkıntı var. Bu ödemelerle ilgili sıkıntılar var. Yani ama hiçbirine ceza vergi ve SGK ile ilgili sorunlar yaşanıyorsa tek bir kulübe yapılmaması gerekir. Hepsine birden yapılması gerekir. Ama ya da hiçbirine yapılmaması gerekir. İşte Trabzonspor'a bunun mevzuat gereği altyapısının yapılması lazım. Tabii. Yani bunu şunu da gündeme getirelim. Bakın ben bir kamuda en son sözü kamuda alayım kamuda artık. Yani daha önce burada şöyle bir şey söylemiştim. Final golü sen atacaksın. Evet. Şimdi kamuda daha önce söylemiştim. Hiçbir şey kendi kendine hareket etmez. Yani birdenbire kapınız önüne vergi memuru, SGK bir şey gelmez. Mutlaka bunu
sisteme sokan biri ya da birileri bir kamu görevlileri var. Verilen bir talimat var, bir şey var. Bu eğer Eskişehir Spor için meydana geldiyse bunun sebebi oradan bakılmalı, bulunmalı. Kendi kendine mi vergi dairesi SGK hareketti? Yok bir siyasi mi bu devreye girdi? Başka bir şey mi oldu? Onu öyle sorgulamak lazım. Yoksa ya niye iktidar ve iktidara yönelik parti Eskişehir Spor'a karşı olsun ya? Vallahi ben şimdi düşünüyorum, vekillerimiz kusura bakmasın. Ülkercan hala milletvekili olsaydı, bir AK Parti vekili, giderdi o federasyona, yapamasa bile elini masaya vururdu, kavgasını ederdi. Yapılmalı. Önceki il başkanlarından Dündar Bey aklıma geliyor. Eminim yani bu güveni, bu hissiyatı, bu bağı veriyor bana. Masaya vururdu SGK il müdürüne gidip, sen niye Türkiye'de sadece bu kulübe cezayı kesiyorsun derdi. Çok yani ilgili değiller diyeyim. Tamam hani sevmiyorlar da demeyeyim. Ha, tamam. Ama öyle çok ilgili yani ve sorumluluğu bir yerine tamam getirmiyorlar deyip kusura bakmasın sevgili Emre Genç'in de. Evet ben şu şeyler olur ya stand-up'larda falan yayına hani girmeye çalışan falan gibi aynı o durumdayım ama. Yok golü sana attıracağız abi. Bir yandan da 20 seneden beri golü millet atıyor sandıkta evet, çok ben, güzel ben atıyor. Ben bir müsaade edeyim. 23'te yine atacağını hiç merak etmeyin. Golü millet 20 seneden beri atıyor. Ben işinizi şu, Eskişehir Spor'u bu hale getirenler utansın. Anlıyorum ben yani şimdi İsmail Bey'i de anlıyorum. Bir saat, iki saat savunma yapar. Tabii ki söz gelmez. Niye? Hiçbir şey yapmadınız ki. Bina yaptık, stat yaptık. Ya keşke eski Eskişehir Atatürk Stadyumu kalsaydı da Eskişehir Spor bu hale gelmeseydi. Yani gene aynı şey. Bakın yani iktidar... Yol yaptık, bina yaptık, bilmem ne yaptık, yatırım yaptık diyor. Şimdi Eskişehir Spor'la yapacak, ilgili olarak müsaade çıkıp sahada top mu oynayacak yani? Yani müsaade et. Hala. Buyur al sen konuş o zaman. Yani buyurun. Yok estağfurullah. Siz de aynı şekilde giriyorsunuz. Ben konuşmuyorum. Lütfen, teşekkür ederim. Yok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Yok hayır ya. Bey, lütfen müdahale yani olmayalım. Yani bir saattir tabii, burada tabii. Kusura bakmayın kaç aydır şey yapıyoruz. Yani yarım saattir konuşuyorsun. Yani neyin savunmasını yapıyorsun? Bakan gelmedi Eskişehir Spor'la ilgili olarak neyin derdini düşüyorsunuz? Niye gitmedi Eskişehir Spor'a? Niye ondan sonra zihni çalışkan günah çıkartır gibi gitti? Buyurun. Kamuoyuna bırakıyorum. Tüm yorumu Eskişehir Spor taraftarları ve kamuoyuna bırakıyoruz. Belediyeler hiçbir şey yapmadı. Ha yapmadı. Odunpazarı Belediyesi de, Tepebaşı Belediyesi de, Büyükşehir Belediyesi de gereğini yaptı. Ama sen bilmem hangi futbolcu oynayacak diye Türk Hava Yolları'ndan paraları aktarırken, bakanken Nabi Bey, şimdi Eskişehir Spor gündeme geldiğinde o arkadaş ilgileniyor. Sen Eskişehir milletvekili değil misin? Kütahya milletvekili misin? Sizin kendi içinizdeki kavgayı niye Eskişehir Spor'a yansıtıyorsunuz? Birbirinizle anlaşamıyorsunuz, nemalanamıyorsunuz, aranızda menfaat ilişkisi girmiş. Niye gitmiyorlar? Çünkü hep kendilerini düşünüyorlar. Eskişehir Spor'un kurtuluşunu düşünen bir iktidar milletvekili yok ki. İl başkanı yok şimdi ki. Bu ifadeler çok ağır. Hayır öyle. Yani maalesef. Kendi için menfaat için. Kendi kavgası. Siyasi usluma neden, yakışmayan neden Harun Bey'le Nabi Bey arasındaki kavga maalesef kamuoyunda gazeteciler sorduğunda kavga vardır çok net bir şekilde şu, ama ya bir Eskişehir milletvekilisin, iktidar milletvekilisin, Eskişehir Spor ne olacak dediğinde ben onu ilgilenmiyorum. İlgili arkadaş soruyor. Ne o şube müdürleri toplantısı mı yapıyoruz? Ya milletvekilisin ya. Bakanlık yaptın. Açıklama yap. Niye Gençlik Spor Bakanı hani KYK yurtlarındaki olan sorunlardan dolayı şey değildi. Üzüntülüymüş gelememiş. Çok üzüldü. Gel Eskişehir Spor en azından bir uğra. Ne yapacak? Gelsin bir onore etsin. Anlatsın. Ama niye gelemiyor biliyor musun? Eskişehir Spor Kulüp Başkanı ya da yöneticileri... Ya Sayın Bakan Beşiktaş'ın da borcu var, Galatasaray'ın da var, Fenerbahçe'nin de var. Siz bunlara hiçbir şey yapmıyorsunuz da günah keçisi biz miyiz dediğinde aynı sizin gibi saatlerce yüksek perdeden konuşup ancak içi boş laflar ederek daha sonra orayı terk etmek istemediği için gitmedi Eskişehir Spor'a. Maalesef üzücü. Şimdi de Mayıs'ta gelecek. Sonra Zihni Bey niye gitti? Hemen baktı kamuoyuna kulüp başkanı eyvah dedi kusura bakmayın dedi. Günah çıkartmaya gitti değil mi Eskişehir Spor'a da? Eskişehir Spor'u bu hale getirenler utansın diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum yani.
Evet, bugün hararetli geçen bir birlikteliğin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum yine her birinize. Sizler adına da muhtemelen izlerken keyif aldığınız bir birliktelik olmuştur. Önümüzdeki hafta bayram öncesinde tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.